İsrail, Lübnan'a dijital saldırı ve hava saldırısının ardından karadan saldırıyor ve CNN Türk ekibinin eline yeni görüntüler ulaştı. O görüntüleri ekranlarınıza getirelim, detayları sizlerle paylaşalım. Bu görüntüler İsrail'in vurduğu başkent Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye. Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğü yerden bahsediyoruz. Yerle bir olmuş binalar ekranlarınıza geliyor. Bu görüntüler CNN Türk özel haberler şefi Fulya Öztürk ve kameraman Doğukan Yıldırım tarafından haber merkezimize ulaştırıldı. Bu görüntülere ekip arkadaşlarımız ulaştı. Gerçekten çok çarpıcı görüntüler. Her geçen dakika, her geçen saat ve her geçen gün Lübnan'dan gelmeye başladı. İlk günlerde Lübnan'ın güneyinden bahsediyorduk. Artık başkent Beyrut'un güneyine kadar geldi bu saldırıların ateşi, özellikle son günlerde. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü günden sonra, hayatını kaybettiği günden sonra İsrail'in Lübnan üzerindeki saldırıları yoğunlaştı. Fakat özellikle bu saldırıların yoğunlaştığı tarih olarak, başladığı tarih olarak o dijital saldırılar, günlerce konuştuğumuz, önce çağrı cihazlarının ardından telsizlerin patlatıldığı dijital saldırıları örnek vermek gerekir. Çünkü sonrasında İsrail bir önce havadan, ardından dün gece saatleriyle birlikte karadan tanklarla Lübnan'a giriş yaptı ve Lübnan'a saldırmaya başladı o bölgede. İşte İsrail'in yerle bir ettiği noktalardan biri Beyrut'un güneyi Dahiye'den bu görüntüler ekranlarımıza yansıdı.